Herkese selamlar. Sizlere bugün ikinci el elektrikli bisikletler hakkında bilgiler veriyor olacağım. Elektrikli bisiklet alınır mı, alınmaz mı? Alırsak nelere dikkat etmeliyiz? Hangi durumlarda ikinci el almaktan vazgeçmeliyiz? Bu konularla ilgili detayları size aktarıyor olacağım. Günümüz şartlarında her şeyde olduğu gibi elektrikli bisikletlerde döviz kuruna endeksli arkadaşlar. Bu sebeple fiyatlar devamlı yukarıya doğru çıkmaktadır. Bu elektrikli bisikletleri genelde dar gelirli arkadaşlarımız ve çok fazla para vermek istemeyen arkadaşlarımız tercih ediyor. Bunları biliyoruz. Birçok kişi de bu ikinci el elektrikli bisikleti satma sebepleri arasında ya motosiklet almaya karar veriyor ya da yanlış bir tercih yapıyor. Daha uzun menzilli bir elektrikli bisiklet tercih etmek istiyor. Bu sebeple satabiliyor. Ya da son seçenek kurtulmak istiyor ya da para ihtiyacı oluyor. Bu sebeple satıyor. Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu küçük detaylara dokunmak istedim bilgi amaçlı olması için. Şimdi gelelim hangi durumlarda elektrikli bisiklet almalıyız? İkinci el elektrikli bir bisiklet almaya karar verdiysek ilk olarak sıfırı ile ikinci el arasındaki fiyat farkına bakmamız gerekiyor. Eğer sıfırını artık satmıyorsa satış web siteleri veya bayiler ne yapıyoruz? İnternet üzerinden hangi yılda ve ayda satılmış ise bunun liste fiyatını internette muhakkak bulabiliriz. Buradan kıyaslama yaparak ilerleyebiliriz. İlk kontrol etmemiz gereken durum. İkinci kontrol etmemiz gereken durum ise elektrikli bisikletin satan kişi tarafından faturasını sormamız gerekiyor. Muhakkak alacağımız ikinci el elektrikli bisikletlerin faturasını soralım arkadaşlar. Fatura bize neyi verir? Buradan elektrikli bisikletin ne kadar fiyat aldığını görebilirsiniz. Bayiden mi yoksa internet üzerinden mi aldı? Bunu da görebilirsiniz. Satan kişiye mi ait yoksa çalıntı mı, bunu bile anlamış olursunuz. Hangi tarihte almış vesaire bilgileri erişim sağlayabilirsiniz. Üçüncü maddeye gelelim. Garantisi devam ediyor mu? Ediyorsa garanti belgesini satan kişiden istememiz gerekmektedir. Birazdan bununla ilgili detayları da anlıyor olacaksınız. Dördüncü madde. Buradaki madde bayağı bir uzun. Bunu size maddeleri kendi arasında da bölüyorum. Şimdi öncelikli olarak bisikletin kilometre bilgisine bakmamız gerekiyor. Eğer dürüst bir satıcı ise kilometresiyle oynamamışsa kilometre bilgilerinden ne kadar kullandığını görebilirsiniz. Kötü niyetli bir satıcı ise kilometre bilgisiyle oynayıp düşük kilometre veya sıfıra yakın kilometre bilgisiyle sizleri kandırma olasılığını olabileceğini hiçbir zaman unutmayın. Yani elektrikli bisikletlerde kilometre sıfırlandırılması yapılabiliyor veya satacağı zamana kadar belli bir kilometreye geliyor. İşte ben bu kadar kilometre yaptım diyebilir. Ama bunun da bir yöntemi var. Bunu da bulmakla ilgili. Birazdan ona da geleceğim. Bisikletin vites sistemlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Sürüş esnasında bir sürüş gerçekleştirin. Bu sürüş esnasında bütün vitesleri düzgün çalıştığından emin olmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsini deneyerek test edebilirsiniz. Fren sistemini kontrol edin. Disk fren ise kullandığınız, alacağınız elektrikli bisiklet. Disk frenleri, balata durumuna bakın. Muhakkak sürüş yapın. Hızlandığınızda, fren yaptığınızda duruyor mu? Yoksa basmanıza rağmen durmakta zorlanıyor mu? Bu durumu hızınıza göre değişiklik gösterir. Muhakkak test edin arkadaşlar. Hidrolik frende de biraz önce anlattığım disk frenle aslında birçok özelliği aynı. Bu özellikten ayıran bir iki nokta var. Hemen onu söyleyeyim. Hidrolik frende frene bastığınızda daha güzel durur. Yani çok fazla uzamaz frene bastığınızda elektrikli bisiklet. Size daha güven verir. Yani en çok ayırt edebileceğiniz özellik budur. Bunu söyleyebilirim. Diğer özelliklerin yanında disk frenle beraber. Bisikletin jantlarını kontrol edin. Herhangi bir yamulma, kaynak gibi durumlar var mı?
Bunlara muhakkak ince ayrıntılarına bakın arkadaşlar. Her noktası için söylüyorum, gövdedeki ve bisikletin jantları için. Tekerlik durumuna bakın. Yani aşınma var mı? Fitil ve benzeri işlem görmüş mü? Bu detayları da kaçırmayın. Eğer bisikletiniz katlanma özelliğine sahip ise gidon ve gövdeden bu kısımları muhakkak açma kapama yapın. Yani katlayın, tekrar eski haline getirin. Bakın kırılma, eksik parça, kaynak gibi durumlar var mı? Bunlara da bakabilirsiniz. Diğer kontrol etmeniz gerekenlerden bir tanesi de bisikletin gövde yapısını genel olarak bakın arkadaşlar. Bazen bir kaza olabiliyor, kırılmalar olabiliyor, bu kırıklar boyanabiliyor, kaynak olabiliyor. Yani vesaire durumlar olabilir. Bunları da muhakkak bakın gövde yapısında. Kablo bağlantılarını kontrol edin. Kopma olabilir, aşınmalar olabilir. Hatta bazı kablo ucu boşta bile olabilir. Bunu da söyleyeyim. Bunların hepsine bakın arkadaşlar. Işıklandırma, ön lamba ve arka lambalarının kontrollerini yapın. Gündüz alıyorsanız da muhakkak bunları çalıştırın. Gece modundaki tuşlara basabiliyorsunuz ekran özelliğinden. Bu ışıkları devreye alıp bakın yanıp yanmadığına muhakkak. Bataryasıyla ilgili de ne kadar bakarsanız bakın iyi durumda olup olmadığını aslında en başta anlamanız mümkün olmayacaktır. Ancak en azından çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Bataryayı takıp şarj etmeye çalışabilirsiniz. Buradan bir kontrol sağlayabilirsiniz. Hatta bazı servislerde ölçüm gibi durumlar söz konusudur. Bunun da altını çizmek isterim. Ama bu sizin olanağınız yoksa bunu anlamanız mümkün değil. Bataryanın iyi durumda olup olmadığını. Şarj adaptörünü çalışıp çalışmadığını kontrol edin muhakkak. Kırık, işlem görmüş bir adaptör mü, buna bakabilirsiniz. Açılma, yapıştırma, vidalarından sökülme gibi durumlar var mı? Bunlara bakabilirsiniz. Kablolarına bakabilirsiniz. O adaptörün de üzerinde kesik var mı, yıpranma var mı? Hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Zincir durumuna bakın. Paslanma, aşınma var mı? Bir gözden geçirirsiniz. Selesini kontrol edin. Yırtılma, yıpranma söz konusu mu? Herhangi bir demiri görünüyor mu? Arkadaşlar bu çok önemli. Bu seleyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok önemsizmiş gibi durabiliyor ama kasislerde, çukurlarda geçtiğimiz zaman bazı kazalar meydana geliyor. Selelerimiz maalesef Çin üretimli olduğu için içindeki demirler bizim kasıklarımıza kadar girme durumları söz konusu olabiliyor. Muhakkak selesinde demiri gözüküyorsa bunlara çok dikkat edin. O selenin hemen değiştirilmesi gerekiyor. Burada çok fazla detaya giremiyorum. Ama yorumlar kısmından soru sorarsanız oradan size anlatabilirim. Yani özetle gözden hiçbir şeyi kaçırmayın. Ciddi bir ücret veriyoruz. 6.000, 7.000, 10.000 gibi. Hatta daha fazla paralar da verebiliyoruz. Bu sebeple ikinci elde bu detaylara muhakkak bakmanız gerekiyor. Gelelim şimdi son maddemize. Burası önemli. Burada büyük bir detay yatıyor aslında. Onu size bahsedeceğim şimdi. Bakım belgesini kontrol edin. Muhakkak bu elektrikli bisiklet bakıma girmiştir. Girmesi gerekiyor. Kilometre yapmıştır diye düşünüyoruz. Bu sebeple bunu söylüyorum. Muhakkak periyodik bakımın bir çizelgesi oluyor. Ve servislerde bunlar kaşeleniyor. Ve bunlar kilometreleri de işleniyor arkadaşlar. Şimdi almakta olduğunuz elektrikli bisikleti servise götürme şansınız varsa buradan da bakabilirsiniz. Burada kilometresi ortaya çıkıyor. Bunu söyleyeyim bakım zamanlarında. Elektrikli bisikletimizin periyodik bakım evranı satıcıdan muhakkak istememiz gerekiyor. Bazı elektrikli bisiklet markalarında bakım evrağı ile garanti evrağı birlikte oluyor. Bazılarında ayrı olmaktadır. Kesinlikle bu belgeyi satıcıdan istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar sürede bakım yapıldığını ve kilometre bilgisini buradan görebiliyorsunuz. Kilometre bilgisiyle oynanmış ise buradan yakalarsınız. Bunu size söyleyeyim. Şimdi burada bir dipnot belirtmek istiyorum. Sizler bu bahsettiğim şeylerden ben anlamıyorum. Ya bunların hiçbirini kontrol edemem.
diyorsanız arkadaşlar, muhakkak arabalarda olduğu gibi ekspertiz yaptırabilirsiniz. Nasıl yaptırabilirim ekspertiz sorusunu sorarsanız da, markası ve modeli neyse elektrikli bisikletinizin ilgili servise götürüp ücret olarak bu size bahsettiğim tüm kontrolleri sağlatabilirsiniz arkadaşlar. Hangi durumda elektrikli bisikleti almaktan vazgeçmeliyiz? Bunları da hızlıca söylüyorum. Sizlere muhakkak deneyin. Faturası olmayan elektrikli bisiklet alınmaz. Garantisi bitmiş olan elektrikli bisikletler çok kullanılmış ise, temiz gözükmüyorsa hiç önermiyorum. Hiç almayın arkadaşlar. Kilometre verisinde oynanma varsa, servis bakım durumuna göre de kilometre öğrenmeniz mümkündür. Bunu söylemiştim. Evet, kilometresiyle oynanmış ama ben bilmiyordum falan, yanlışlıkla basmışımdır gibi sorunlar size anlatacaktır. Arkadaşlar hemen vazgeçin. Hiç almanıza bile gerek yok bu bisikleti. Yanlışlıkla falan kimse basmaz. Bunu size söyleyeyim. Diğer bir durum ise, bisikletin herhangi bir gövde yapısında kaynak kırık varsa, vites arızalı ise, jantlarda işlem varsa, frenleri arızalı ise vesaire büyük sorunlar varsa kesinlikle o bisikleti almayın arkadaşlar. Unutmayın, aldığınız elektrikli bisiklet çok iyi de olabilir, problemli de çıkabilir sonrasında. Bu biraz şans işi olduğunu da sizlere söyleyeyim. Ama kanalımda birçok kişi de ikinci el elektrikli bisiklet aldı ve memnunlar arkadaşlar. Çok makul fiyatlara satışlar oluyor. Muhakkak bunu araştırın. Hatta size Marketplace, yani Facebook'un satış alanlarından bir tanesi. Dünya çapında çok ünlü Marketplace. Herkes buradan bakabilir. Unutmayın, burada gerçekten çok cüzi rakamlara, hem de çok iyi görünüyor, görüyorum ben. İkinci el elektrikli bisikletler bulunuyor. Bahsedeceğim konular bunlar. Elektrikli bisikletler hakkında sorularınız varsa Telegram grubumuzdan yanıtlıyoruz. Hepinizi bu grubumuza davet ediyorum. Telegram linkini yorumlar kısmına bıraktım. Tüm konulara objektif yaklaşımlar sergiledim. Sizlere bu şekilde bilgi vermeye çalıştım. Kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımıza yorum, beğeni, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.